Merhaba Borsada Birinci Youtube kanalıma hoş geldiniz. 26 Nisan 2020 Pazar Her zaman olduğu gibi genel değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerle birlikteyim İlk olarak Endekste başlayalım Endeksteki e, güncel durumumuz ee, tabii bir önceki videomdaki durumdan çok fazla farklı bir durum meydana gelmemiş ee, ama e, genel olarak e, en azından yükseliş durumunu devam ettirerek e, buradaki bu direnci zorlamaya devam ediyor. E, tabii bu durumlar yine de e, endeks açısından e, güncel durumlara göre gayet iyi bir şekilde devam etmiş durumda görünüyor Tabii genel manada oluşan buradaki bu şablondan bahsetmiştim ve şu anda da aynı şekilde bu şablon durumumuzu devam ettiriyoruz En azından burada oluşan bu şablon durumumuz devam ettiği sürece de, yani şu ana şablonumuz, bu şablon devam ettiği sürece e, bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Tabii ki bu e, direncimizde zorlanacağımızı, yani 100.000 direncinde zorlanacağımızı belirtmiştim. Bu durum bu, bu haftada en azından bu şekilde devam etmiş. E, bizim için önemli olan artık bundan sonrası e, bu şablonda e, ne kadar devam edip etmeyeceğimizi takip etmemiz olacak. Yani bu şablon durumuna göre de e, bu e, şu bölgenin altına bir düşüş olmadığı sürece bana göre artık endekste daha aşağılara bir düşüş olma ihtimali e, bitmiştir. Yani normal şartlarda bu bölgenin altına bir düşüş olmadığı sürece şablon yukarıya devam etme ihtimalini, e, sürdürecek Yani bu bölgede 91500 e, bölgesi yani 91500 bölgelerinin altına yani şu orta bölgenin altına bir düşüş olmadığı sürece yani kanalın alt bölümü olan şurada oluşan kanalın alt bölümü olan bu bölgenin altına düşüş olmadığı sürece Yani bu bölge her zaman için e, yakın en önemli destek olarak e, takip edilme durumu olması lazım ama genel manada şu kanal yukarıya devam ederek gittiği sürece de endeks şablonunu, yani burada oluşturduğumuz şu ana şablonumuzu e, yukarıya devam ettirmeyi büyük ihtimalle sürdürüyor. Şu an içinki görüntü bu şekilde. Yani bu şablonumuz bu şekilde çalışmaya devam ettiği sürece de herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani bu e, ana trend bozulmadığı sürece bu bölge bu şekilde tamamlanmış olarak yukarıya devam edecek. O yüzden şu ara bölgemiz yani bu bölge her zaman için düzeltme bölümü olarak bana göre burada e, bu şekilde bir düzeltme durumumuz e, bulundurulmalı olarak görünüyor. Ama netice itibariyle yani buradaki oluşan bu şablon durumunda biz şu bölgede kaldığımız sürece, yani kanalda kaldığımız sürece yukarıya devam ediyoruz. Fakat bu görmüş olduğumuz kırmızı bölgeye girdiğimiz andan itibaren düzeltme başlayabilir. Ve bu bölgenin de 91.500 bölgesine kadar olan şu ana, e, yani ana demeyelim ama en önemli destek bölgemiz olarak bana göre e, çalışacak e, önemli destek bölgesi bu bölgedir. Yani 91.700-91.500 bölgesi bu bölgeye kadar olabilecek düzeltme e, durumunu göz önünde bulundurmamız lazım. Üst bölgemizde 100.000'e yaklaştık zaten. Bana göre artık 100.000 e, psikolojik bir direnç olarak çalışacak demiştik. Yani iki haftadan beri çalışmış oldu e, ve artık 100.000 direncini yukarı kırmamız gerekiyor ve pazartesi gününden itibaren çok büyük e, hafta sonunda gelişecek. Yani ben videoyu çektikten sonraki zaman içerisinde gelişebilecek çok absürt bir durum meydana gelmediği sürece bana göre pazartesi günden itibaren 100 bin direncini kırarak en önemli direnç bölgesi dediğim, yani burada oluşturulacak şablonun bölgesi olan orta bölge dediğimiz 103.500 bölgesine bir yükseliş Gelme durumu söz konusu olacak önümüzdeki hafta. Tabi 103.500 bölgesini geçip geçmeyeceğimiz de o bölgede gelecek e, haber akışları inan e, etkilenip o durumdan sonra e, düzeltme gelme durumu tekrar 100 binlere ve 100 binlerin altı olup olmayacağı haber durumuna göre değişebilir konuma gelecek görüntüsü. E, izlenimi e, olmuş oldu endeks durumunda. Kısaca 91.500 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece bunu e, meydana getirebilecek olumsuz durumlar meydana gelmediği sürece endeksteki yükseliş durumumuz devam ederek 103.500 ve daha yukarıda 105.500'ler olarak direnç konumundaki bölgeleri önümüzdeki hafta test etme ihtimalimiz e, yüksek olasılıkta görünüyor e, düşüncesindeyim. İkinci olarak altının onsundaki durumu değerlendirelim. Altının onsundaki çizdiğimiz ana şablonda da herhangi bir bozulma meydana gelmemiş ve bu şablonda dediğimiz gibi geçenki e, videomda, bir önceki videomda bahsettiğim şu kapanıştan sonra e, aşağılara e, ana şablonun e, test edilerek destek noktaları test edilebilir demiştim. Ve tabii ki e, en önemli destekleri de bir önceki videomda belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi olan e, şu bölgedeki e, destek bölgesinden bahsetmiştik. Bakın şurası, e, bunu bir önceki videomda çizmiştim. Yani 1655 bölgesi demiştim. E, ayın 21'inde o bölgeye değerek, Oradan bir tepki vermiş oldu endeks e, tabi şey e, altınun onsu e, 1655 bölgesine değerek oradan bir tepki vermiş oldu altının onsu ve yukarıdaki üst bölgeye doğru bir e, atak gerçekleştirme görünümü vermiş oldu tabi şu andan itibaren de bu bölgede oluşan en önemli direnç bölgesi 1761 bölgesi olarak görünüyor 1761 bölgesini yukarı geçemediği sürece bu ara kanalda devam ederek e, yükselişini sürdürebilir Tabii burada kısadı da şu şekilde bir yeni kanal oluşmuş oldu şu bu bölümde bu kanalda üst bölgesi olarak e, direncini şu şekilde e, üst bölgede karşılaşabilir. Yani 1760 bölgesini yukarı geçtikten sonra şurada görünen 1800 bölgesi direnç olarak çalışabilir altının onsunda önümüzdeki günlerde. 1655 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece de bu yeni oluşan kanalda yükselişlerini devam ettirebilir görüntüsü var altının onsunda. Bir diğer konumuz dolar. Dolarda da 7 hedefini vermiştik ve 7 hedefinden sonra düzeltme gelme ihtimalinden bahsetmiştik bir önceki videomda. Ve bu 7 hedefi gerçekleşmiş oldu. Bu kanalda yükselişlerini devam ederek 7 hedefini belirteceğim. Yani bu kanalın devam ettiği sürece 7 hedefine geleceğini söylemiştim. Daha önceki videolarımda bunlar mevcut. Şimdi 7 hedefi gerçekleşmiş oldu. Ve artık dolarda yeni kanal oluşumu olacak mı olmayacak mı? Veya gördüğünüz gibi. Kanal içerisinde devam ederek Yani kanalın en üst bölgesi olan 7.50'ye kadar Bu kanalda mı gidecek Bunu takip etmeye başlayacağız dolarda Çünkü en azından Bu kanal içerisinde Yükselişlerini devam ettirerek Yani az da olsa Az yükselişlerde Kanalda yükselişlerini devam ettirerek Sürüyor Yani en normali Bu bölgede yani buradan sonra bir tekrar yükseliş yaparsa yani 7.25 bölgelerinde e, dolarda iyi bir düzeltme gelmesi gerekebilir. Şayet bu bölümden sonra o düzeltmeyi yapmayacaksa. Ama normal şartlarda 7.25 bölgesinde e, o bölgeye yükselişini yaparsa önümüzdeki günlerde o bölgeden 6.50 bölgesine kadar dahi bir düzeltme yapması gerekebilir. Yani normal şartlarda e, bu şekilde devam ederse tabi e, aylıktaki ana hedefe doğru da gitmiş olabilir. Onu da değerlendirmekte kısaca fayda görüyorum. Şu şekilde ona bir değinecek olursak. Yani normal şartlarda aylıktaki şablonunu devam ettirdiği için dolar acaba şu hedefe mi gidiyor? Onu da değerlendirmemiz lazım. Yani burada artık 7.20 hedefinden sonra düzeltme gelebilir dememin sebebi e, odur. Ama 7.21 hedefinden sonra düzeltme gelmezse e, dolardaki yeni hedefler söz konusu olacak. İşte o yüzden... Oradaki e, düzeltmenin gelip gelmeyeceğini e, bir görüp ona göre değerlendirme yapmamız daha doğru olur düşüncesindeyim. Yani 6.50 bölgesine kadar dememin sebebi de aylıktaki şablondan sonra şurada görmüş olduğunuz bu 7.20 tamamlandıktan sonra şu bölgelere kadar yani burada bunu şu şekilde tamamlayacak olursak e, buradaki e, şu şablon tamamlanmış oluyor. Buradan sonra eğer bir düzeltme gelirse şu bölgeye tekrar düzeltme yapıp oradan mı yukarı geçecek veya bu bölgeden daha aşağılara bir düzeltme mi gelecek onu görmemiz gerekir dolarda. Ama dolardaki normal şartlardaki e, aylıktaki 7.20 şablonundan sonra şayet yukarıya bir yükseliş kanalı devam ettirirse bu bölgede gördüğünüz gibi dolarda şu kanala artık geçmiş oluyoruz. Ona da buradan sonra tekrar değerlendirmeleri önümüzdeki videolarımızda devam ederiz düşüncesindeyim. Borsada birinci web adresimi ziyaret ederek buradan genel olarak Twitter, YouTube, Peleskop ve Facebook yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Ve burada görmüş olduğunuz iletişim formunu doldurarak gönderirseniz, WhatsApp ve Telegram için e, Borsa'da bir inci e, katılırsınız ve sizler de incisiz kalmazsınız günlük trade sistemi takip etmek istiyorsanız. Bu haftaki değerlendirmelerim bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen ve yorumlarınızı bekliyorum. Selamlar, saygılar, hoşçakalın.